Sayın okul müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bugün okulumuzun kapanış programı için toplanmış bulunmaktayız. Sizleri İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Öğretim yılının ikinci dönemi bu törenle son bulacak. Ancak her bitiş yeni bir başlangıcı beraberinde getirir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gelecek geçmiş üzerine kurulur. Geçmişini iyi bilen, geçmişini sağlam temellere oturtan, geçmişiyle korkusuzca yüzleşen ve hatalardan ders çıkarıp geleceğe ulaşan bireyler, geleceğin de sahipleri olmaktadırlar. Bu vesileyle siz öğrenciler bu dönem sonunda kendinizle girişeceğiniz bir iç muhasebeyle yeni bir başlangıç yapma şansını yakalayacaksınız. Bu sayede diğer döneme daha dinamik başlayacak ve gelecekteki hedefleriniz için daha azimli ve kararlı olacaksınız. Elbette bir insan 3-5 rakamla ölçülemeyecek bir derdir. Ancak alacağınız karneler sizin emeklerinize biçilmiş birer karşılıktır. İşte bu sayede kendinizi değerlendirecek ve geleceğinizi daha güzel bir şekilde inşa edeceksiniz. Şunu da belirtmek gerekir ki, notlarınız ne olursa olsun, hepiniz bizim için ayrı birer değersiniz. Şairin de dediği gibi, hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdüm-ü dide-i ekvan olan Ademsin sen. Yani kendine iyi bak ki alemin özü sensin. Sen varlığın göz bebeği olan Ademsin. İşte bu yüzden eğitim ve öğretimde alemin göz bebeği olan insana layık olduğu değeri kazandırma çabası içerisindedir. Biz öğretmenlerin yegane gayesi özünüzde var olan güzellikleri ortaya çıkaracak bilgiyi ve ahlak esaslarını sizlere aşılamaktır. Ne güzel ifade etmiş Yunus Emre. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendini bilmektir. Sen kendini bilmez isen ya nice okumaktır. İlim kendini bilmeyen insanların elinde bir kötülük aracı haline gelir. Bu sebepten bizler için ilk amaç sizin öncelikle kendinize layık birer kişi olmanız, sonra bunu en etkili şekilde kullanacak bilgi birikimiyle donanmanızdır. Diğer dönemi bu sözler ışığında değerlendirmeniz ve en iyi şekilde başlangıç yaparak ailenizi ve bizi sevindirecek ilim ve ahlak seviyelerine gelmeniz dileklerim. Şimdi Can Yücel'in Her Şey Sende Gizli şiirini okuması için Şilen Deniz'i kürsüye davet ediyorum. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kâr sayma. Yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa. Sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme. Bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak.
karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret. Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın. Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin. Cansever'in Umut şiirini okuması için Merve Can'ı kürsüye davet ediyorum. Bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, Meltem'i senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Parmağını sürsen dünyaya, rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen, yuvarlığı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. Teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sözlerime son veriyor ve sevgili öğrencilerimize, öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmek için çalışan değerli öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve hepinize saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.